bir otokratik ülkeyi yarattı. Evet. Hukuku olmayan, demokrasi yavaş, olmayan, yavaş. İstediğine istediği cezayı veren, istediğine vermeyen, 6 yaşında çocuğa sapığı görmezden gelen, direnen bütün bakanlarıyla artık ama bir şey ortada. Zor görünce zor oyunu bozuyor. O zaman anlayan. Demek ki ben şunu özellikle vurguluyorum. Lütfen şu altılı masa, ben hatta Millet İttifakı ya da demokrasi cephesi ne dersek diyelim. Böyle 6 ile kendimizi sınırlamak nedir? 7 olmaz filan. O demokrasiyi, demokratik, laik, sosyal, o 7 olmadı zaten dayanı, hocam gitti ya şey. Olmadı, kabul edilmedi evet, Hüseyin Baş. Yani bunları sayılarda değil, bu demokrasi cephesini kurmaları lazım. Mutlaka kurmaları lazım. Ama bugüne kadar açık söyleyeyim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kadar vurdum duymaz olmasının, işte Canan Kaftancıoğlu'na filan da bu kadar rahat olmasının bir tek nedeni olduğunu düşünüyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçildiğinden bugüne, bugün dahil, zaten sizi, beni vatandaştan filan kabul etmiyor. Yani söylüyor, hayır veren çukurcudur, hendekçidir, vatan hainidir, sürtüktür, bir bilmem nedir diye söylüyor, teröristtir diye söylüyor. Şimdi kimi şey yapıyor? O %30, %35 bir şeyi alayım diyor. MHP'de 2, 3, 5 fark etmez bir al diyor. Ben zaten ötesini tamamlarım. Daha önce nasıl tamamladım? Gene tamamlarım diye düşünüyor. Çok net söylüyorum. O zaman şunu özellikle vurgulamak lazım. Şimdi bu arada gazetecilerden söz ettiniz. Gerçekten söylüyorum. Bakın bunu her şeyde söylemiyorum. Sizler Türkiye'de ya artık kıymetiniz de bilin mi ne diyeceğim. Yani ben utanç duyuyorum bazı insanlarla Türkiye'de yan yana yaşadığım için. Neyin gazetecisi ya? Türkiye'nin en önemli olaylarından biri oluyor. İstanbul'un büyükşehir belediye başkanına yasak gelmiş. Ya NTV'yi açıyorum. Yok. Yok. CNN Türkiye açıyorum. Yok. Bilmem neyi açıyorum. Haber yok. 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 Kanal D'de şimdi, yok. TV yok. Ya bunlar Penguen Medyası. Gazeteci falan değil bunlar. Zamanında neydi o, Cumhuriyet mitinglerini görmezden gelen adamlar şimdi hiçbir şey görmüyorlar. Tayyip Erdoğan da bunu çok iyi bildiği için önemli bir şey yapacağın gün hadi diyor evin tuvaletini açacağım şimdi bu sene diyor veya mutfağı açacağım yeni mutfak aldım diyor. Abi 24 saat naklen yayın. Şimdi onda da değilim ben kendimizdeyim. Bakın tekrar söylüyorum. Altılı masada veya muhalefet blokunda ben hepsinde değil ama bir dağınıklık bir şey görüyorum. Yani şu açıktan söyleyeyim. Ya çok açık. Hukukçularınız var. Ya İbrahim Kaboğlu gibi bir adam var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İyi bir anayasa hukukçusu. Epeydir sesi çıkmıyor ama. Şimdi bir dakika. Kim yani soruyorlar mı? Bakın burada sizin programa katılmıştım. Bana dediler ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun yasası için. Ne diyorsun şey? Bir şey söylemedim. Neden? Ya biliyoruz ama her şeyde söylenmez. Dedim ki bunu türban muhakkak yasası. Dedim. Türban yasası. Bunu muhakkak dedim orada. Çok değerli anayasa hukukçusu vardır. Gene asistan Gökçe Gökçen vardır. Pırıl pırıl bir genç. Herhalde onları hazırlatmışlardır. Ben anlamadım. Bir sorun onlara. Evet. Biz bunu yaptık deyin desinler ondan sonra. Değilmiş. Kim hazırladı bilmiyorum. Şimdi böyle bir muhalefet olmaz. Bakın tekrar söylüyorum. İnanılmaz yuvarlak şeyler üzerinde gidiyoruz. Madem bir de şöyle bir şey var hocam. Tabana yaymak gerekmez mi? Bravo ya. Ya yani hiç insanlar tartışma. Orada liderler konuşuyorlar ama bunların aşağıya doğru indiğimiz zaman o insanlar ya, ne yapıyorlar, ne sevgili düşünüyorlar? Sevgili kardeşim, şimdi ben mensubu oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsedeceğim. Yani ya biz oy alacağız bunlardan. Ya kardeşim ben mi çok hakikaten görmüyorum olanı? Hani CHP'nin oyu %15'ti de şimdi 30'a çıktı 40 mı almaya çalışıyoruz? 25'ti 25 alıyoruz. Hadi bilemedin 26 27 alıyoruz. Bilmiyorum. İnşallah 40 alırız da alırlar da. Ama evet. 15 şey alıyoruz. Şimdi yani ne aldık bugüne kadar? Daha ne olacak? Hepinizi içeri attık. Daha ne alacağız? Canan Kaptancıoğlu'na yasak getirdik. Daha ne alacağız? İşte bu olayları enflasyon %100 iken %100 diyeni içeri attık. Dava açtık. Daha ne alacağız? Yalova Belediye Başkanı. Yalova Belediye Başkanı'na aldık. Bir şey yapamadık. Daha neyin oyunu alacağız ya? Almadı. Şimdi şundan söylüyorum. Ya
Açık söylüyorum. Biz böyle bir yuvarlak şeyler içindeyiz. Efendim işte 3 kere seçilir mi? Şimdi mağdur etmeyelim şimdi. Yahu bir gazeteciden duydum bunu. Yani hakaret etmediğim için de söyleyeyim. Deniz Zeyrek'ten duydum. Ya dedi. Zaten YSK Tayyip Bey bunu kabul etmez ki. Şimdi Tayyip Bey kabul etmez ki diye yapılan bir muhalefet veya gazeteciliği ben kimse kusura bakmasın kabul etmiyorum. Kendi söylediği için söylüyorum. Ya ne demek? Bakın YSK uydurdukları YSK 2018 ikinci seçimde ne yazmış bakın. 4-7-2018 952 sayılı kanun. Karar. Recep Tayyip Erdoğan'ın işte şu kadar oyal 13. Türkiye Cumhurbaşkanı seçildiğinin tespitine. Bakın Cumhuriyet'in birinci yeni Cumhuriyet'in demiyor. Evet. Telefon ediyorlar arkadan diyorlar sen ne yaptın ya? Gene YSK ertesi günü 954 sayılı kararı alıyor bakın. Yeni Türkiye'nin birinci falan demiyor. Diyor ki 13 rakamını Cumhurbaşkanlığı görevi yapan kişi sayısının hesabından çıkmadı hakikaten diyor. Çünkü 12. diyor. Evet. Cumhurbaşkanı seçim sayısı hesabından da ulaşılamadı görüldüğü için sadece bu sebeple 13 rakamı ile ilgili tereddütler hasıl olduğundan 13 demiyorum diyor. Bakın ama hiç yeni cumhuriyetin yeni başkanıdır demiyor. Bak, evet. Bizim muhalefet böyle diyor. Ama şimdi mağdur ederiz. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Ya anayasa değişikliği diye bir ucube bir sistem getirdiler. Bizim muhalefet böyle. Şimdi oraya giden 101 yaşındaki Nermin Abadan Unat'ta herkes de benim çocuklarım da eşim de oradaydı. Hiçbir tanesi ya şimdi ayıp olur ya şey olur diye gitmedi oraya. Haydi kardeşim diyor. Yeter. Doğru. Ben demokrat bir ülkede yaşamak istiyorum. Yeter diyor ya. Korku içeri girme korkusuyla değil diyor. Son şunu söyleyeceğim. Seçimi Mayıs'a alacağız. Ya komedi bu. Ya bu yani evet. Siyaset filan da değil. Ya muhalefet buna destek verir mi? Efendim şimdi mağdur olur. Neyin mağdur olur? Son bir şey söyleyeyim. Ne yapılacak? Dün Emre Kongar'ı izledim. Bu 18. Evet, çok evet. Teşekkür ederim kendisine. Harika bir şey söyledi. Bakın. Yıllardır düşündüğüm acaba söyleyeyim mi diye veya şeylerdir. Şimdi bu AKP yapar bunu. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'daydı. Hata yaptı gitmekle dedi. Kesinlikle bence de hata yaptı. Ama dedi oradan çok güzel bir şey yaptı. Döndü geri dedi. Ama bir şey söyledi. Oradan dedi çok güzel bir destek oldu. Yalnız bir şey yaptı dedi. Bakın benim aylardır söylemek istediğim. 28 Şubat'tan ben de çekmiş bir insan olarak. Ya bu nasıl bir muhalefettir? 28 Şubat'tan ne çektiniz? Ya geçen gün gördünüz mü? Dün sapı mecbur olarak zor oyunu bozar içeri attılar. Attılar. Sizler olmasaydınız Timur Soykan bunun üstüne gitmeseydi atmayacaklardı. Bariz atın dediler. Şimdi oraya adamlar gelmiş. Ya bunu siz 28-27 Şubat'ta hatırlamıyor musunuz? Neydi o? Müslüm Gündüz ve adamları. Evet. Aynı kıyafetlerle ortalarda. Salim ve Şahinler. Siz Şükrü Tepe, Karatepe'yi hatırlamıyor musunuz? Kini, nefreti yok edin. Evet. Siz o, neydi Ali o? Kalkancı. Kalkancı'yı hatırlamıyor musunuz? Böyle sallanıyor, o arada telefon çalıyor. Evet. Evet kardeş tamam geliyoruz diyor, kapatıyor, tekrar sallanmaya devam ediyor. Onun karısını bilmiyor muyuz? Ya bunları görmedik mi? Emine Kalkan mıydı? Neydi? Emine. Şeyi görmedik mi? Neydi bu? Şevki Yılmaz. AKP'nin en büyük adamı. Ya görmedik mi bunları? Şimdi biz görmemiştik. 28 Şubat'ın biz de mağduruyuz. Hadi oradan. Ya açık söylüyorum. Ha AKP söyler. Tamam. AKP zaten bütün hayatını bunun üstüne kurdu. İslamcı bir düzen getirmek için. Yani tarikata da ceza vermek istemez. Koca tarikat şeyine içeri atabilirim ama zor oyunu bozdu. Son şunu söyleyeceğim. Bakın. Bunu söyleyenden de hiç güvenmiyorum. Böyle 28 Şubat. Efendim biz vesayet rejimlerini yıktık. Ya açık söylüyorum bunu AKP'den para alan veya destek alan bir takım. Sonra bazıları Fethullahçı çıktı. İşte bu Osman Canlar falan. Neydi Orhan Gazi Ertekin evet. Falan. Efendim yargı vesayeti diye bir şey uydurdular. Yargı dünyada örneği yoktur. Amerika'da bir tane adam yargı vesayeti vardır. Ne yapıyor? İktidarın şeylerini bozuyor deseniz
Güler adam. Yargı vesayeti diye. Vesayet düzeni. 28 Şubat. Şiir okudum, içeri girdim. Ya şiir okudum dediği yerlerde Barışlar, Murat Ağarel, Sedef Kabaş, Cihan Koli var şimdi bir konuşma yaptı diye adam hakkında bilmem ne yıl istiyorlar. Şimdi şiir okudum. Ya şiir burada. Şimdi bizim şundan şiir okudu girdi girmedi önemli değil. Bizim muhalefet de sağ partiler zannedebilir bundan şey yapıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi şunu zannetmemesi lazım. Adam bir şiir okudu, içeri girdi. Ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bütün kararlarına bak. Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi'nin bütün kararlarına bak. Bir sözü bugün, o gün Saraçay'da toplananlardan biri şöyle deseydi. Onların hakimleri varsa bizim de gençlerimiz var. Onların askeri varsa bizim de var askerimiz. Onların miğferi varsa bizim de hıncımız, nefretimiz var. Bizim ordumuz Cumhuriyet'in varlığını bekler. Onlar bizim askerlerimizdir. Dillerinde Mustafa Kemal dese. Ulan vallahi o gün atarlar içeri. O saniyede atarlar. Şimdi bize gelmiş şiir okudum içeri girdim. Sayın Cumhurbaşkanı tekrar söylüyorum. Şiir okuduğu için içeri giren adam daha sonra eğer bunları hepsini içeri atıyorsa şu söylediklerimizi Barışları, evet, Murat Ağarelleri, evet, evet, Sedef Kabaşları bunları herkese söylediği sözden dolayı dava açıyorsa içeri atıyorsa bunda ya siz ciddi değilsiniz ya önceki söylediğiniz ciddi değil. Şimdi muhalefetin ben hakikaten hiç güvenmiyorum ya. Bana arkadaşım gelip dese ki efendim biz de 28 Şubat'ın mağduruyduk şimdi o yüzden bana oy verin. Vallahi vermem. Vallahi vermem. Ya sen daha ne söylediğini bilmiyorsun derim. Son şu konuda kusura bakmayın şunu söyleyeceğim. Bakın neler olabileceğini ben biliyorum dedi şeye kadar. Ben artık evvelsi günden itibaren artık daha umutluyum. Yani artık bu dağınıklık acaba mağdur eder miyiz? Ya mağduriyetin sonu yok. Türk milleti mağdurun böyle ben mağdur oldum arkadaşlar diyene öyle sevdiği falan yok. Mağdur olduğunu söyleyip bir de mücadele ediyorsan seviyor seni. Tamam. 805 bin fark attı. Bence hiç efendim vermeyen AKP'liler de verdi efendim. Efendim AKP'liler ona döndü. Yok yalan ya. Türk milleti şuna bakıyor. Diyor ki abi bu benim arkamda durur mu? Yoksa